Anneciğim hazır mısın? Hadi yavrum. Şöyle oğlum okula gitti. Ben de taze ekmek almaya geleyim fırına dedim. Şöyle sizle beraber gidelim bakalım. Günaydın. Sağ olun. Burası da iştah açıyor bakın. Sabah sabah. Ekmeğimizi aldık. Eve gideyim. Eşim hala uyuyordu. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Evet, ben şimdi eve geldim. Nereye gittim, nereden geldim? Sabah oğlumu gönderdikten sonra okula, fırına gittim. Ekmek aldım, eve geldim. Eşimle kızım yatıyordu zaten o sırada. Meral aradı, dedi ki Pervin işte Aras'ın aşısı var bugün. Hani birlikte gitsek olur mu diye. Dedim gideriz yani sıkıntı olmaz. Hatta eşim de kızım uyuyorlardı o sırada. Hemen çıktık onunla beraber aşıya gittik. Ondan sonra aşıdan geldim. Kızım kalkmış, eşim de aynı şekilde. Kahvaltı hazırlamamışlar ama çayı koymuşlar sadece. Sonra ben de aperatif bir şeyler hazırladım. Kahvaltımızı apar topar yaptık. Kızım gitti. Onun okulu var bugün. Biz de eşimle beraber şimdi dışarıya çıkıyoruz. Evet, dediğim gibi biz de şimdi eşimle beraber dışarıya çıkıyoruz. Bakalım öyle gidiyoruz bir yerlere. Ne yapacağız, ne edeceğiz hiç bilmiyorum. En azından çocuklar eve gelene kadar beraber dışarıda vakit geçirelim. Bir şeyler yapalım dedik. Öyle gidiyoruz. Şöyle çıktık bakalım. Biraz gezip dolaşalım. İzmir'e gidemedik ama en azından buralarda dolaşalım. Hadi siz de gelin bizimle. Bakın burada ne var? Buraya gitmek istiyorum Allah nasip ederse. Zaten ne zaman şey? Kasım tatili gideceğiz Zonguldak'a. Öncesinde bir özlem gidermiş oluruz bakalım. Dedim 2 dakika şuraya canım ya. Vallahi. Hadi gel 2 dakika girelim. Çok kalmayız. Neler varmış bakalım. Ben de bakayım ya. Sen de bak ne göreceksin acaba merak ettim. Yine şu tepsiler. Vallahi benden önce gitti. Çok şaşırdım. Normalde gelmez zannediyordum ama eşimi geldi. Ha, şu neymiş? Bakın şöyle spatula hamur kesiciymiş. Şunlar da var. Pasta şekillendirici bunlar da. Şunlar neymiş? Sanıyorum yağdanlık altları falan. Aa, şundan bir tane alayım ben. Çocuk odasındaki halının altına bundan alalım bir tane. Halı kayıyor çünkü orada. Şunlar çok tatlı bakın. Maş. Ne olarak? Saksı olarak. Evet saksı. Şunlar da çok tatlı. Kalem kutusu falan olarak da kullanılabilir belki de. Ben bir şey aldım. Bakın. Bunların fiyatı ne kadar? 6 lira. Şunlardan alsam mı ki acaba? Neyse dolaşalım. Bunlar da şey galiba akıt maması için çaydanlı. Efendim canım. Tamam. Tamam. Geliyorum şimdi. Ne varmış başka? Hemen şöylece hızlıca bir bakıp çıkayım. Şu genelde plastik üzerine burası. Çok da bir şey yok öyle.
cazip gelecek. Bunlar da güzel, bakın. Şunlar da plastik porselen gibi duruyor. Bak, burası porselen. Bakın. Şunlar da çok tatlılar. Şunlar da güzel ama işte bunlar hepten şey, seramik ya, hemen çatlıyorlar. Şunlardan almıştım ben, bunların biraz daha şöyle uzun olanlarından. Bunlar da çok kullanışlı aslında, bakın şöyle baharatlık olarak. Bunlar da güzel. Neyse, çıkayım artık. Bugün yaşıyoruz şu an İstanbul'da. Gerçekten çok güzel bir hava var. Şöyle gezip dolaşalım bakalım birazcık eşimle. Bugün İzmir'de olacaktık ama nasip kısmet olmadı. Vardır bunda da bir hayır, artık öyle diyelim. Aa, nasıl geçti arabanın önünden? Geçmesin, niye geçiyor? Belki duramayacağız. Şöyle bir yere geldik eşimle beraber. Buraya ilk defa geliyorum. Bakalım. Mekan güzel, şirin bir yer, hoş. Bakın. Bilmiyorum ki, burası iyi gibi ya. Buraya oturalım mı? Şöyle oturalım bakalım. Kamilya abla çok güzel değil mi? Merhaba. Şuradan bir çay söyledik bakalım hemen. Şöyle. Bizim yemeklerimiz geldi. Bakın ben şöyle köfte söyledim. Eşim de tavuk şiş söyledi. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle biz eve geldik. Biz dışarıda yedik ama çocuklara da size de bir şeyler getirelim dışarıdan dedik ama onlar dışarıdan istemediler. Bugün fırında konfli kesli tavuk istiyoruz dediler. Onlara da şöyle hemen tavuk göğsü aldık gelirken. Şöyle koyayım da tekrar yıkayacağım. Fırında böyle çıtır tavuklar yapacağız onlara da. Şu şekilde iri iri bölüyorum ben tavukları. Ondan sonra bunlara sos hazırlayacağım şimdi. Sonra sosa bulayıp fırına koyacağım. Aslında tavuk almaya gittiğim zaman evde pişirme kağıdım da bitmişti benim. Onu da alacaktım ama unuttum. Artık bu şekilde tepsiye koyarım inşallah. Yapıştırmaz. Bir daha da gitmek istemiyorum şimdi. Öyle bugün gezdik, dolaştık eşimle. Bir şeyler yedik, bir yerlerde oturduk birlikte. Yine böyle çok çok telefonu elime alamadım. Dedim ceza yemeyeyim. Ceza yersem sıkıntı oluyor çünkü. Ceza yemeden dedim böyle dozunda bırakayım. Çok abartmayayım diye. Çok telefonu elime alamadım haliyle. Öyle. Hemen şimdi buna sos yapacağım. Şöyle bir yarım saat kadar sosun içinde duracak. Ondan sonra hemen fırına süreceğim. Yanına patates falan da isterlerse kızartırım. Şöyle soğuk çay falan aldık onlara. Marketi çekmedim size zaten. Her zaman gidiyoruz markete diye. Şimdi hemen malzemeleri hazırladım ben. Şöyle bir bardak un var. Bir bardak süt. Şöyle bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı köri. Bir tane de yumurta. Tuz. Ne vardı bir başka? Evet, biraz da kırmızı toz biber. Şimdi önce yumurtayı kırıyorum buraya. Tuzu atmıştım içine zaten kasenin. Şöyle yumurtayı yıkadım ama yine de şu. Şimdi önce bunu böyle çırpalım. Güzelce çırpalım. Ondan sonra içine koyalım.
Onu da şöyle güzelce bir çırpalım. Sonra köriyi koyalım. Sonra kimyon koyalım. O da bir tatlı kaşığı olsun ama şöyle göz kararı koyayım ben. Şuradan kaşık alayım. Yine bir tatlı kaşığı kadar da toz biber. Bunları böyle önce güzelce çırpalım. Sonra içine bir bardak un ekleyelim. İyice çırpalım. Çocuklar işte hep böyle uğraşmalı şeyleri seviyorlar. Ne var, tavuk göğsünü at tavaya, kızart. Sonra yanına yap bir pilav. Ye işte, ne var? Şaka bir yana. Vallahi sadece bizimkiler mi böyle uğraşmalı bilmiyorum. Şöyle değildir muhtemelen de. Tavuklarımızı da hemen içine atalım. Evet. Hemen elimi yıkayayım. Şimdi tavukları dolaba koydum. Bir yarım saat kadar orada tam böyle içine çeksin sosunu. Şöyle mısır gevreklerin de döküldü hep. Şu tabağı şöyle koyayım da. Şöyle robottan çekeceğim. Ama az geldi sanırım. Biraz daha koyayım. Şöyle hemen blenderdan çekelim. Şöyle yarım saat 40 dakika falan dolapta durdu tavuklar. Şimdi bunları da blenderdan çekmiştim biliyorsunuz. Komple kesleri. Şimdi şöyle yapayım. Yağlı kağıdım bitti demiştim. Böyle iyice komple kesleri de bulayalım. Popeyes'teki gibi çıtır çıtır olacak. İçecek de almıştık onlara. Ice de istediler. Ice de aldık gelirken bir de. Hemen şöyle tepsinin bir tarafına da patates dilimleyeceğim. Hemen patates de koyalım. Bugünkü menüleri böyle olsun bakalım çocukların. Tavuk göğsünü patates püresi de çok sever çocuklar. Patates püresiyle de yapıyorum onlara çoğu zaman. Böyle de güzel oluyor.
Şöyle tavuklarımız hazır. Şu 2-3 parçaya konfle kes yetmedi. Tekrar dedim bir daha şey yapmayayım. Onlar da öyle oluversin. Hemen fırına koyalım. Sos da bu kadarcık kaldı bakın. Neredeyse çoğunu kullandık. Şöyle çıtır tavuklar hazır. Şimdi hemen çocuklara vereyim. Onlar yesinler. Patates istemediler. Soğuk çayla beraber biz bunları yiyeceğiz zannedildiler. Öyle bakalım. Onlara afiyet olsun. Çay demlemedik bu akşam. Eşim çay içmek istemiyorum dedi. Belki dedik birazdan demleriz ama şimdi bir meyve yiyelim dedik. Öyle bakalım, meyve soyuyorum. Vallahi eşim böyle soyup hazırlayıp bitirmek gerekiyor meyveyi. Yani sizin eşleriniz de aynı mı bilmiyorum ama gerçekten öyle. Çocuklar da aynı baba gibi. Meyveyi soyup hazırlamak gerekiyor. Yani bazen o eşim de soyar ama yani bazen o bana soyar ama genelde ben ona soyuyorum. Bu şekilde hazırlayıp öyle götürüyoruz. Şimdi diyor ben misafirim diyor, hani bana diyor şey yapmanız lazım. Misafir gibi davranmanız lazım bana diyor. Diyorum o zaman Zonguldak'a geldiğimiz zaman da biz misafir olacağız. Sen bize meyve soyacaksın. Öyle işte. Çocuklar meyve istemediler. Onlara soymayacağım. Aslında bugün aklımda kestane vardı. Ama unuttum. Evden çıkarken aklımdaydı. Neyse o yeter herhalde. Şöyle biraz da üzüm koyalım. Şöyle. Vallahi benim canım şimdi meyve de çekmiyor. Belki ben biraz sonra bir çay demlerim kendime. İçerse belki eşim de içer. Şöyle. Hadi bakalım ben geçiyorum içeri. Gelirim biraz sonra. Kim ne isterse ben yapıyorum. Ama ben bir kahve istiyorum. Kimse kalkıp da bana bir kahvecik yapmıyor. Hey gidim hey. İki elin iki gözün varsa iyisin arkadaşım. Yoksa bittin yani. Neyse biraz sesli sitem ettim içeride. Biraz da burada sitem ettim. İnşallah kızım sana söylüyorum. Gelinim sen dinle olayı. Kimsenin umurunda değil bence ama ben yine de böyle stres atayım. Öyle bakalım. Neyse kahvemi içeyim arkadaşlar. Birazdan vedalaşmak için geleceğim. Sizin evinize. Herkes. Şimdi geldik eve biz. Eşimle yürüyüşe çıkmıştık. Bir buçuk saat kadar şöyle bir dolandık. Sonra geçtik parkta biraz oturduk. Hava fena değildi bu akşam. Eve bir geldik. Çocuklar uyumuş. Ondan sonra ses yapamıyorum. Şimdi dedim ki mutfaktan kapanış yapayım. Sizlere de veda edeyim. Bir güzel günün daha sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah yeni videoda tekrardan buluşabilmek nasip olur. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.